borçlarını topla eski arkadaşlarını da. Üç günlük dünya bu, üç günlük dünya. Ne borçtan ayır gelir ne de faturalardan. Umursama, tak çantanı, kaybol buralardan. Ne telefon ya sanal ağlar ne de kira derdi. Kapat şartelleri, çık dışarı, hayat sana armağan. Sahil kenarı küçücük bir mekan. Ya da istersen doğaya karış, derin bir nefes al. Gönlün açılsın ve olay maddiyat değil. Bunca zaman darlanmaya söyle ne gerek var. Üç günlük dünya dedim, üç günlük dünya. Seni tutsak eden monotonluk sadece bir rüya. Evinde tıkılmışsın, yaptığın pinik demek. Gereksiz olma lütfen, senin dünyana bir renk gerek. Sittin sene şu eve tıkılı kalamam koca dünyada. Çok bunaldım kendimi, saldım acilen biri beni kurtarsa. Sittin sene şu eve tıkılı kalamam koca dünyada. Halimi hatırımı soran yok ah şu üç günlük dünyada. Üç günlük dünyada kime küstün söyle. Bu güzellikleri görmezden gelme. İçinden geçen. Yalan yanlış hayatlar dolan başlı düşünceler zamandan çalar. Üstüne üstlük karamsar. Şak taban zaman halden anlamaz. Takma kafana hiç sen rahatla bak. Yüzün gülsün al bir nefes derin olsun. Mutlu yüzler her tarafta var. Görünüşün her şeyin aynısı. Hoş görün bak nasıl düzen oluşuyor sende. Kimi sebebini bile bilemez aslında. Sende bitiyor iş oturuyor her şey. Kendine bir çeki düzenler iyi örnek ol bak. O koltuktan kalk sıkınsan böyle olmaz. Eve tıkılı kalamam koca dünyada. Çok bunaldım kendimi, saldım acilen biri beni kurtarsa. Sittim sene şu eve tıkılı kalamam koca dünyada. Halimi hatırımı soran yok ah şu üç günlük dünyada. Sittim sene şu eve tıkılı kalamam koca dünyada. Çok bunaldım kendimi, saldım acilen biri beni kurtarsa. Şubat Pazar, bugün Kamufle'de stüdyomuzda hoş geldin. Hoş bulduk. Basri. Fırat Bayraktar. Fırat Bayraktar. Bilmeyenlere duyurulur efendim. Basri Fırat Bayraktar bizlerle birlikte. Ya çok güzel bu sevgili Gökçe ile birlikte yapmış olduğunuz şarkı, düetiniz çok çok güzel. Çok sağ olun. Ondan sonra tekrar bir düet düşünüyor musun? Bu albümde var çünkü bu düet. Daha sonrasında yeni çalışmalarında yapmayı düşünüyor musun? Gökçe ile beraber. Hayır, başka isimlerle. Mesela, ya da Gökçe de olabilir yine. Yani tabii ki yani. Şimdi albümde mesela Aslı Hanım, Aslı Güngör var. Aha. Onunla mesela bir kliplendirme gibi bir düşüncemiz var. Aha. Ya da işte diğer gruplarla falan. Yani düetler rap dışında, çok güzel oluyor ama değil rap mi? Dışında böyle daha alternatif müzik yapan insanlarla beraber çalışmayı tercih ettim. Neden peki? Ya aslında rap müzik hani belli kalıplar içerisinde bilir genelde insanlar. Ama ben hani olayı farklı müzik soundlarına taşıma taraftarıyım. Hani rap müziği daha farklı müziklerin içine de böyle işleme taraftarıyım. Herkes dinlesin diye mi yoksa? Evet. Yani hem herkes dinlesin diye hem de benim kendim hani böyle müzikal olarak baktığım zaman rap müziği her türlü müzik tarzına yakıştırabilme gibi bir durumum var. Hı. Onu yapmak istiyorum. Mesela bunu atıyorum Türk sanat müziğine de yapmak istiyorum. Hı. Mesela hani ya da işte albümün içerisinde punk sound'un içinde var. Ya da soft rock içerisinde var mesela yaptığımız çalışmalar. Reggae dub içerisinde var. Blues, soul. O tarz soundlar var. E tabii içerisinde hani straight hip hop da var. Yani bizim kendi kültürümüzü de kendi duruşumuzu bozmadan temsil ediyoruz ve icra ediyoruz. Ama olayın renkli olmasından ve daha müzikal olmasından yanayım ben. En çok beğendiğin, örnek aldığın ya da takip ettiğin rap müzik yapan Türkiye'de ve dünyada kimler merak ettim. Dünyada en çok sevdiğim Nas diye bir rapçi var.
Queensbridge'den. Method Man diye bir rapçi var. Onu çok seviyorum. Minnesota'lı Atmosfer diye bir grup var. O grubun solisti Slack diye bir MC. Onu mesela çok severim, örnek alırım. Türkiye'de tabii ki Ceza, Fuat. Onun dışında zaten ilk rap müzikte 95 yılında Kartel'i dinleyerek tanıştım, karşılaştım. Bir numara, aynen. En büyük. Yani zaten bütün hepimiz Türkiye'nin aynen böyle kanını kaynattı. Evet. Biz de o furyadan böyle etkilendiğimizde, hı, ben 6-7 yaşında falan demiş o zaman, hani dedim ne güzel şeymiş bu falan oldum böyle. Ne zaman karar verdin ben de rap müzik yapacağım diye? Şöyle oldu. Aslında hip hop kültürüne dair işte MC'lik dışında grafiti olsun, breakdance olsun, hepsini aslında ufak ufak denedim. Hani dedim yapamıyorum ama çok seviyorum, hani olmadı falan. Zaten o dönemler koyu bir rap dinleyicisiydik. Hep kulağımız, hani Walkman'lerimizde hep rap müzik çalardı. Kaset çalarımızda, teyplerimizde hep rap müzik dönerdi. Atıyorum komşunun, hep olur o zaten. Hı. Hani bir komşu oluyor, abi oluyor. Abi rap dinliyor, atıyorum Eminem dinliyor. Ya da işte Almanya'dan kasetler geliyordur. Ben de o çocuklardan biriyim, işte abilerden kasetleri alıp, hı, çekip böyle kendi teybimizle dinleyen o nesildenim. O şekilde başladı. 2003 yılında, 2002 yılında falan ilk sözlerimi böyle evde yazmaya başladım. Hı. 2004'te o ilk de... yazdığın sözleri, şarkıyı hatırlıyor musun? Yok. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Duruyordur ama değil mi? Yani kesin belki. Duruyordur. Hani ha, durmuyor belki. Da olabilir. Öyle. Bilmiyorum, tam da emin değilim. Bir ara böyle açıp bulup bir yerlerde ne saçmalamışım deyip çöpe mi gitti acaba? Yok. Yani ha, öyle şimdi yapmam da bulamamışımdır. Aynen. Ha. Basketbol oynuyordum o dönemlerde. Aynı muhitte yaşadığım arkadaşlarım böyle rap müzik yapmaya falan başladı böyle amatörce. Ben de bir gün antrenmandan gelmiştim. Arkadaşlarım gördü beni böyle. Ben onları bir gördüm. O bol kıyafetler falan. Oo dedim, ne oldu size? Dedi rap yapıyoruz, stüdyomuz var falan. Bence sen de yap. Sen de bizden çok dinliyorsun zaten rap müziği falan deyip beni teşvik etmişlerdi. Tamam dedim. Kayıt ettim. Asıl olay şöyle. Hani kendinle bir şarkı yaptığında bir daha tanışıyorsun. Şöyle, şarkıyı kayıt ediyorsun. Şarkı bittikten sonra kolonlardan o sesini duymak, aa bu benim sesim mi falan oluyorsun. Yapabiliyormuşumu görüyorsun. Yapabiliyormuştan ziyade... Yakıştığını da duyuyorsun ama. Kendi sesini dışarıdan ilk defa o duymak. O başka, ha tamam. Mesela beni o çok etkiledi. Bir de tabii ki bir müziğin ritmin üstüne bunu. Ya aa dedim, tamam. Tamam dedim. Bir de bana hani böyle utangaç bir insandım. O ilk kayıtta mı durmuyor? İlk kayıt duruyordur. 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 Bak hala ama duruyordur. Klasörüm var. Klasörüm var yani. Ha. Şimdi 10 yıl oldu, hatta 11 yıl falan oldu. Rap yapıyorum. Hani 10 tane albüm kaydettim. Hı. 10 tane albümün dışarısında başka insanların, başka MC arkadaşlarımın albümlerine konuk oldum. Hı hı. Ayrıyetten albüm dışı şarkılar verdik. Hani herhalde 300'ü geçkin şarkım vardır yani. Peki buna ne zaman karar verdin? Hayale daldım albümüne. Evet. Hayale daldım albümüne tam 3 yıl önce karar verdik. 3 yıl önce. Aynen, 3 yıllık bir emeğin karşılığı bu albüm. Maşallah. Evet. O zamanlar bundan bir önceki albümüm Olumsuzluklar isimli bir albümdü. Olumsuzluklar mı yaşadın o albümde? Sanki kamufle bu albümde daha mı fazla duyuldu? Bir öncekine göre. Ya, tabii ki de öyle oldu da hani... Rap müzik dinleyen insanların dışında farklı bir kitleye ulaştım bu albüm sayesinde. Olumsuzluklar albümü şöyle olumsuzluklar içeriyor. Onu kısaca geç de hemen müziğe başlayalım. Olumsuz şartlarda kaydettim albümü. Ha, bir olumsuzluk var ya. Aynen sonuçta, aynen. Değil mi? Mesela stüdyo gibi bir sıkıntım vardı mesela o zamanlar. Ama o tecrübelerden dolayı şimdi daha sağlam adımlarla herhalde. Tabii ki. O yüzden zaten 3 yıl sürdü. Hepsini hani... bir kamufle etme olayın var ama yani. Var. Var. Kesinlikle. Süper. Peki hadi o zaman bir şarkı söyler misin? Tamam. Dedik ki biz canlı canlı söyleyecek diye. Evet. Altyapı üzerine stüdyoda canlı söyleyeceksin. Aynen. Hadi bekliyoruz o zaman. Ne söyleyeceksin? Bir yolunu bul diyelim. Bir yolunu bul. Hadi bakalım. Ey. Ey. Benim hayalim var, henüz başı sonu belli değil. Ne göz görür ne gönül katlanır, bu bir deneyim, yalnız hisset.
içinden gelsin. Gelmiyorsa bu yaptığımı evde denemeyin. Hangi hakta mukayyet olmam gerekli söyle. Hangi hakta hangi yandan sille vurur bana dünya. Elimde kalan ailem ve birkaç melodi, gerisi tamamen safsata, umursama düşman. Kalbim ve beynim arasında bir çatışma var. Akli dengemin eylemleri sanki bir yanılmaca. Maddi serüvenlerden ibaret bir yaşam tarzı sarmalamış her küreği, farklı bir yarışma var. Kimisi düzenbaz, kimisi çıkarcı ya da politik. İnsanları etkilemez o müzik. Egosundan sokağa çıkmayan bir varlık mı bu toplumu yansıtacak? Ha, çok komik. Bir yolunu bul, inadına koş hadi, bir yolunu bul. Bir yolunu umut ve bir yolun olur huzur. Tüm onurunu kurutur bir sürü kusur. Bir yolunu bul, inadına koş hadi, bir yolunu bul. Bir yolunu umut ve bir yolun olur huzur. Tüm onurunu kurutur bir sürü kusur. Bir yorgunluk belirtisi var halinde. Kuşkular ard arda beyninde. Sana düşman yalan gördüklerin, yalan yalan uslanmaz tali. Sana tuzak kurmakta, sana tuzak kurmakta. Belirli bir seri beni seç. Yolun uzun bariz karanlık bir süreç. Bedeli neyse birikimin yalan olur hep, ama bir yere kadar hırs varsa safir olur yes. Büyük bir sistem, onursuz işler. İş işten geçtiğinde baş verir pis iş. Bu işler böyle işler dediler evveline. Ne işlem belki bu hata bu hayal alemine. Benim bir anda girişme. Dımdızlak kalsam da tek yol müzik. Senkron kaçmaz bende sek koy beni. Ses yok seks çok sana ün verecek. Nestol tekno değil rap gelecek. Fedakarlık gerek bu her konuda bariz. Bir erdem harikalar diyarında değil kimse. Herkese saygılar sevgiler sunar. Çekilirim köşeme bir şey daha söyleyeyim. Devamı gelecek. Bir yolunu bul, inadına koş hadi, bir yolunu bul. Bir yolunu umut ve bir yolun olur huzur. Tüm onurunu kurutur bir sürü kusur. Bir yolunu bul, inadına koş hadi, bir yolunu bul. Bir yolunu umut ve bir yolun olur huzur. Tüm onurunu kurutur bir sürü kusur. Hey, bir yolunu bul. Bir yolunu bul. Bir yolunu bul. Bul, bul. Yeah. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler Kamufle. Mestol tekno değil rap gelecek demişsin. Evet. Rap gelecek mi? Rap çok geldi aslında. Geldi, daha yeterli fena gelecek. Yeterli değil mi? Aslında yeterli tabii ki de değil yani. Daha fena gelecek dediğin bildiğin bir şey var. Anlatsana. Ya şöyle. Şimdi geçmişten bu yana zaten çok büyük bir kitleye sahibiz. Hı hı. Hani kendimizi ekranlarda çok gösteremediğimiz için böyle niye? Yer altına yayıldık. Çok yayıldık ama yani fazlaca yayıldık. Tehlikeli bir kitlemiz var yani. Bayağı can sıkıcı bir kitlemiz var. O yüzden gümbür gümbür geliyor hep müzik. Aslında evet geldi yani, kapıya dayandık. Açtık hatta kapıyı. Hı hı. Şimdi artık eskisinden daha çok televizyon kanallarında dönüyor rap müzik klipleri. Önceden niye bir tepki vardı peki? Ya da niye ileri yer altına girme için ihtiyacı hissettin? Dilin kemiği olmadığı için. Sonuç olarak bizim sözlerimiz ya da hani anlattığımız birçok şey mesaj veriyor. Hem mesaj veriyor hem argo içeriyor. Televizyonlarda hani zor oluyor o yüzden hani, yayınlamak. Birazcık çekindiler tabii ki. Aha. Ama şimdi ama senin daha bilinçli. Sende argo yok. Var ama küfür yok. Yani o kabul edilebilir bir şey evet, mi? Evet, argo var. Hani evet, argo var. Ama küfür ama yok. Şöyle işte, ama zaman geçtikçe biz de tabii bilinçlendik. Betimlemeleri biraz daha törpüleyerek, daha böyle naif efendi şekilde lirikler yazıp olayı böyle daha tatlı sert bir hale getirdik. Tabii artık mesela burada olmam gibi mesela. Artık burada olabiliyorum. Hı hı. Ya da festivallere çıkıyoruz artık. Evet. Çok iyi festivallerde sahneler alıyoruz. Bir de sizi anlayabilmemiz için, yaptığınız müziği anlayabilmemiz için bu yazılan sözleri de anlamamız evet çok çok önemli. Yani hani senin hangi mesajı verdiğini ya da senin hissettiklerini anlayabilmem için sözlerini çok iyi anlamam lazım. Bunun için anlaşılır okuyabiliyor olman lazım. Evet. Bu da çok önemli. Bazı rap müziklerin kesinlikle öyle. Sözlerini anlamadın. Ya aslında tekrar tekrar anlamak için dinlemek de güzel bir şey. Önemli bir şey değil mi? Aslında rap müzik hani bazı şarkılarda kulaklık müziğidir. Hani kulaklığına kulaklığı takarsın
kapşonunu çekersin. Yolda yürürsün ve rap müzik dinlersin. Yok hani kulaklıkla dinlediğin zaman daha çok içine giriyorsun rap müziğin. Hani tabii ki dirty sound rap şarkıları oluyor. Mesela eğlence temalı. Mesela Bir Yolunu Bul şarkısı, lirikler aslında birçok şey anlatıyor. Ama sound'a baktığınız zaman hani insanları dans ettirebilecek de bir potansiyele sahip. Hakikaten öyle. Hani bir işte terazisi var. Bunu tutturmak da önemli olan. Hani mesela çok eski 90'lar, ben genelde 90'ların rap müzik şarkılarını dinlerim. Hani Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun. Mesela yolda yürüdüğümüz zaman böyle o kapşonu çekip karanlıkta yürüdüğümüz zaman kulaklığımızı takıp o şarkıları dinlediğimizde biz çok farklı hissiyatlar yaşıyoruz. Hani müzik dinleyip eğlenmekten ziyade biz müziği dinleyip, rap müziği dinleyip güçleniyoruz. Bu arada benim söylemek istediğim şey hani Türkçe sözleri dinlerken hakikaten hani ne ifade ettiğini anlamam açısından söylüyorum. İşte hani belki de şuraya bakmaya ihtiyaç duymadan senin söylediklerini anlamak isterim. Tekrar tekrar anlamak için dinlemek de önemli. O da başka bir tabii tarafı da. Şimdi mesela yabancı rap, yabancı İngilizce, işte Amerikan İngilizcesi, İngilizcesi ya da işte Avrupa'da, Fransa'da yapılan raplere baktığımız zaman, rap müziklere... Hani küfür ve argo dedik ya, orada çok fazla küfür var. Çok fazla. Şimdi mesela Türkiye'de de yabancı rap müzik dinleniyor. Evet. Ve dinlerken de farkında olmadan çok mesela argo küfürlerle vardı. Dans ediyorsun. Tabii, tabii, o kadar tabii. Çok gerçekten hani yayınlanması mümkün olmayan şeyler var işte, şarkılar var. Ama o şarkıları mesela İngilizce bilmeyen biri kendisine küfredildiğini bilmediği halde, bir de o hani dansla falan alakası yok aslında o söylenenlerin. Evet. O rapçinin söylediklerini bunu bilmeden dans ediyor mesela. Amerikalı rapçiler genelde işte. Türkiye'de böyle bir şey yok işte, bunu ayırmak lazım işte. Onu... Kültürel bir olay işte o tamamen. Mesela bugün bir gece kulübünde mutlaka bir rap şarkısı dinlenir ve her gece kulübünde dans eder insanlar. Ama mesela Amerika'da yapıldığında işte ya mal varlığını, üstünü başını över ya da bir kadına bir şeyler der, herhangi şeyler. Bu o kültür ve o bakış açısından baktığımız zaman normal ve etkileyici geliyor. Belki de bu kapitalizmin sağladığı bir potansiyeldir. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman kültürel anlamda bir de bizim kendi değerlerimiz olduğu için ne kadını aşağılayabilecek bir şarkı yapabiliriz, ne de küfür kafir içeren bir şarkı yayında söyleyebiliriz. Yani yapamayız. Mesela atıyorum Kendrick Lamar mesela Grammy'ye çıkıp bunu yapabiliyor. Grammy müzik ödüllerine çıkıp yapabiliyor ya da Eminem yapabiliyor. Bu televizyonlar yayınlıyor mesela orada yani. İşte onların kültürel farklılıkları yani. Diyorlar ki piyasaya çabuk kapak atabilmek için özünü kaybedip saçma sapan albüm yapan diğer kişiler gibi olmadığı için teşekkür ederiz demişler. Bak öyleleri var mı? Bilmiyorum. Hiç polemiğe de girmiyorum. Yani evet, vardır ama. Muhakkak vardır. Ne yapmak istiyorsun? Hedefin ne? Hedefim Türkiye'nin en iyi performans sanatçısı olmak. Performans sanatçısı olmak. Hani zaten işimiz rap. Artık onu hani geçelim. Hani artık insanlara böyle rap müzik şudur, bu yüzden bol giyiniyoruz, şunu yapıyoruz falan demekler. Hani böyle sıkıldık. Kültürü budur. Üstümdeki kıyafetleri de tamamen psikolojime göre rahatlık olduğu için her şey bol. Mesela bol giyinmek gibi bir zorunluluğum yok. Ben bir rapçiyim ve bol giyinmiyorum. Hafif bol giyiniyorum mesela. Aha. Ya da dar da giyinebilirsin. O önemli değil. Artık hani bunları konuşmak istemiyorum. Ne zaman rapçiler bir yayına çıksa genelde hep bunu sorarlar. Hayır abi, rap diye bir müzik var. Biz bunu çok iyi yapıyoruz. İnsanlar fark ediyor ve biz bunu artık... Diğer ülkeler, yabancı ülkeler fark ediyor mu bunu? Türkiye'deki rap müziğin gücünü. Tabii ki. Mesela Azerbaycan'da, Bulgaristan'da çok takipçilerim var mesela. Aynı zamanda zaten Almanya'dan geldi. Hani Türkçe rap, Almanya'da işte yaşayan Türkler başlattı ilk olarak Türkçe sözlü rap müziği. Islamic Force diye bilinir. Islamic Force grubuyla başladı. Ondan sonra tabii ki Türkiye'ye bir anda hemen sıçradı yani. 80'lerin ortalarında sanırım Almanya'da çıktı Türkçe rap. Ve bomba gibi de geliyoruz diyorsun. Hadi bakalım heyecanın ve hep devam etsin. Sağ olun. Bu hayallerin de umarım... Hep hayale dal diyelim o zaman sana yani. Hani bu hayallerin gerçekleşsin. Bu dalışlarda, her dalışta gerçekleşsin. Çok isterim. Peki son bir şarkıyla veda edeceğiz. Neyi söyleyeceksin? Bir varmış, bir yokmuş. Onu söyleyeceksin.
Ceren abla rapperlarla coştur bizi demiş bir izleyicimiz. Peki coşalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür ederim. İçin. Veda edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ey. 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 Başımdan aşkın bir şarkım var dilimde, hiç düşmüyor ağzımdan. Küskün bize kader yaşanmışlıklarla. İşim başımdan aşkın, içim dışım karardı. Yorgunluk dünya yüzünden, yorgunluk dünya yüzünden. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Deli gibi sevgi ve nefret, itaat ve cesaret. Yok bende nezaket, size göre gırla muhabbet. Size göre başka ve size göre net bu yaşam hep. Onca günü lokşanır, orada görünen orada kalır, korkmayın. Bu şarkı kimini oynatır, kimine bağ bozumu yaşatır, kimine çok hayır. Ah bu dünya sana bana gelmez, sefaleti başla karara mara vermez. Kara kutu gibi zaman ama para versen, bir rüzgarla yutar adımı ve sen istersen. Çevreni dünya malını da sersen, nereden esersen et mesele dertler. Her yer bir serden geçerken ecelden geçersin, esaretin bedeli sensen. Sen gelecekten gelen o aşırı yetenek, elini çek yakamdan hadi bana bir senet. Ya da bir senet bul, çaban ise mekruh, bana bir kelek bu veya karışım hep suç. Bir varmış bir yokmuş, sevgi tükenmiş, iz olmuş rüyalarda, masallarda. Bir varmış bir yokmuş, tüm dertler düzelmiş ve durmuş rüyalarda, masallarda. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Koş kovala bir hayat sunulu sana, boş kovanını at. Yaşam uyuşuk ama kalk silkelen, inattaş kurulu. Zaman aş kendini bir başka, bu kötü savaş. Tut yakasını bırakma, sakın inan her şeye değer. Umut eğer amacın varsa, haklı bir dava, farklı bir yandan. Bu yer küre yancı, inanma. Kimisi Kerem, kimi Aslı, kimisi de Mecnun, birileri Leyla. Bir gideri varsa gerisi levazım. Geçmiş göz boyar, bugünüme yansır. Sonucu kapkara bir boşluk, nispet yapıyorum gönlümüz hoşluk. Son nefesime kadar ara vermeden hırsımdan caymam, hiç sorun yok dost. Gördükleri, düşündüklerin tuzla buz olur, olmazsa özgüvenin. Özgü nedir para varken, saygınlık kayboldu bu geminin yok güveni. İşim başımdan aşkım, şarkım var dilimde, hiç düşmüyor ağzımdan. Küskün bize kader yaşanmışlıklarla. İşim başımdan aşkım, içim dışım karardı. Yorgunluk dünya yüzünden, yorgunluk dünya yüzünden. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş, ey. Bir varmış, bir yokmuş, ey. Bir varmış, bir yokmuş, ey. Çok teşekkürler. Herkese saygılar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. 2, 3.